Bize neler neler öğrettiler sevdalar işte. Kimin o ya? Sana hiç DM'den yürüyen bir ünlü oldu mu? Olmadı. Ne diyorsun ya? Ben soruyu görünce de niye bana olmadı dedim. Ay buradan bütün ünlülere sesleniyorum. Bu kıza yürüsün, bu ne ya? Take it, take another little piece of my heart now baby. Ağlarmış ya kardeşim. Deli yürüyüz. Gerçekten burada alışmış. Çoktan abonesi olduğunuzu düşündüğüm Kutsal Motor çatısı altında yaptığımız bu aşırı ünlülerle kısa görüşmelerdeyiz şimdi. Ve inanılmaz bir biçimde yani ilk bölüm olmasına rağmen bizi kırmayıp gelen Damla Sönmez'e buradan bu güzel kadına teşekkür ederiz. ya inanılmaz gerçekten teşekkür ederiz ya yani ben ne cesaret kardeşim. Şimdi ne olacak ne bitecek bilmiyorum ama ben... Biz de bilmiyorduk yani ne olacağını biz inşallah. Biz de gülümsemeler evet. Böyle tarafta. Bizim executive producerlarımız burada, yapımcılarımız. Evet. Öncelikle gerçekten hoş geldin. İnanılmaz bir süreçten çıktın Sibel filmiyle. Vizyona da girecek. Daha tarihi belli değil ama zaten tarihi belli olunca belki başka bir programa daha alırız aynen seni. Ve orada tamamen Sibel muhabbeti yaparız. Ama sen bir anlatsana ya nasıl oldu? Filme dahil olma sürecinden başlayarak. Çağla Zencirci ve Guillaume Giovanetti bir işte 10 yıl kadar önce bir tane kitap alıyorlar. Dünyanın Dilleri diye bir kitap. Ve işte bu kitapta böyle bütün dillerle de ilgili bir sürü bilgi var. Enteresan dillerle de ilgili bilgiler var. Orada bir iki satır görüyorlar. İşte Türkiye'nin Giresun-Trabzon sınırında Kuşköy'de kuş dili, bir kuş dili konuşulduğuna dair. Bunu işte şeyleri araştırıyorlar sonra. İşte dağlar çok yüksek, doğa çok çetin. O yüzden böyle köyden tarlaya, tarladan yaylaya anlaşmak için insanlar ıslık dili kullanıyorlar. Ve ne zaman, kim buldu, nasıl başladı bu belli değil. Biraz şimdi kullanılmamaya başlamış. O da işte cep telefonları hayatımıza girdikçe, telefon girdikçe artık ihtiyaç evet, olmadığı için. Evet, onu az önce söyledim ve tekrardan evet. Galiba bir canlandırmaya çalışıyorlarmış değil mi köyde? Evet, evet. Şimdi biz filmi çektikten sonra tekrar, çünkü yaşlılar konuşuyorlar bu dili hala. Ama gençler işte çok fazla konuşmuyor. Şimdi tekrar bir kurs açtılar ilkokul çocuklarına. Abi inanılmaz ya. Tekrar öğretiyorlar. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela film sana ilk geldiğinde şey olmadı mı ya? Abi, ya ne yapıyorsunuz ben... arkadaşlar burada? Çık 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 yani. Ya ben bunu nasıl oynayacağım çok yani? Çok acayip. De işte şey oluyor ya o. Ha öyle mi? Hadi yapalım. diye böyle bir şey oluyor. Tabii ki. O oyuncu diş gıcırdatması evet, evet, ya. Evet evet. Aynen öyle. Aynen öyle. 2,5 yıl önce tanıştık biz film çekmeden Guillaume ve Çağla'yla. Ve ilk tanıştığımızda onların senaryosu yoktu. Ve işte 5 cümledir falan vardı filmle ilgili. Böyle bir köy var, bu köyde yaşayan genç bir kadın sadece ıslık diliyle anlaşıyor, dilsiz ve onun işte kendini bulma gücünü tekrar kendi ellerine alma hikayesini anlatacağız dediler. Dedim ki tabii ki hemen olur, olur ben yaparım dedim ama dedim ben ıslık çalamıyorum hiç. Gerçekten çalamıyor muydun? Çalamıyordum. Peki ne kadar çalıştın mesela buna? İşte 2 yıl, 2,5 yıl. 2,5 yıl mı? İki. Kardeşim ey yani maşallah yine. Ödüller ananın aksütü gibi sana helal olsun. O nasıl yani, bir şey ya? Ya şöşelerim var bayağı hani gecenin 2'si 3'ü Çağla ses çıkarıyorum ben falan diye sesli mesajlar atarak falan filan öyle anlarımız var. Peki şey bir daha sormak istiyorum. Az önce sordum ama hakikaten herkes duysun istiyorum bunu. Filmdeki diyaloglara... göre çaldın değil mi? Yani evet. Kafana göre çalabiliyor yani yerleri çalmadın yani. Diyaloglara göre çaldım. Filmi hiçbir yerde göstermeden önce de yani Locarno'da dünya premierinden önce de ben gidemedim ama Çağla ve Guillaume köye gittiler. Orada okulun bahçesine bir perde kurulup filmin gösterimini yaptılar. Oradan da böyle bir şey aldık hani okey olmuş. Peki çıldırdı millet tabii ki. Ya sana tepkiler nasıldı mesela yani? Hani keşke ödül vermeleri dışında. Keşke orada olabilseydim. Orayı bilmiyorum. Ama şey var iki tane... Londra film haftasında da en iyi oyuncu ödülünü aldım evet, bildiğim kadarıyla. Evet. Ay ya inanılmaz ya yemin ederim. Bayrakları asan bir kariyer resmi. Köyde şey demişler. İki tane şeyler olmuş. Bir tanesi muhtar ama bu muhtar hiç çalışmıyor. Demiş filmle alakalı. Gerçekten öyle. Bir de filmi izledikten sonra filmin ikincisini yapalım. Bu sefer muhtar, şey Sibel muhtarla adaylığını koysun. Ay müthiş. Değil mi? İnanılmaz saçma. Sibel'in yolu ha? Sibel'in yolu. Ya bayağı da fiziksel efor sarf etmişsin hakikaten filmde. Çünkü ben filmi bir şekilde yani izledim tabii programı yapmadan önce. Yani delice koşuyorsun. Yani bütün film. Ya hayatımda en böyle şey dönemdi galiba.
Çok yorucu olmalı ya gerçekten. Antrenörle de çalıştık. Bütün işte Erkan'la kavga sahnelerimize de çalıştık. İşte 2 metrelik bir kuyu var, iniyorum evet, çıkıyorum evet. falan. Bir de yani bütün ekip içinde şöyle zordu. Sis Dağı'ndaki sahnelerin hepsi işte 2500 metre yükseklikte. Her gün oraya çıkıp iniyoruz. Her gün 3'te uyanılıyor. 3.30 kahvaltı, 4.30'da servisler yola çıkıyor. Yemin ederim bu filmcilik yapılacak işte. Ama gerçekten hayatımda en böyle düzenli egzersiz yaptığım. Beslenmeme dikkat edin. Delice bir yersem çok geliyor mu bana falan diye böyle takıldığım bir dönemdi. Peki yani. Böyle saçma bir anım var mı ya? Ne bileyim filmle alakalı. Dişimi ya. Kırdım. Hani sebep? Gece dişimi sıkarken dişimi kırdım. Ne diyorsun ya? Evet, bir şeyler yaşadık. Oy, peki yani? En şeyi saçma, yok bir şey olmadı yani. İşte sonra Trabzon'da diş çarıldık. Peki halkla Batman'de bayağı da bir tatlısınız. Galiba anladığım kadarıyla yerel halk kullanılmış kasta evet, benim evet. anladığım. Evet evet 5 tane profesyonel oyuncu var. Onun dışındaki evet, herkes köyden insanlar. Ay süpermiş ya. Ve şey işte demin onu anlatıyordum. Bu kitabı okuduktan sonra Guillaume önce gidiyor köyü buluyor. Sonra bir sonraki sene Çağla'yı götürüyor. Biz filmi çekmeden önce böyle 3 yıl boyunca zaten şey onlar sürekli köye gidip geliyorlar. Filmdeki Sibel'in odası onların kaldıkları oda. Gerçekten muhtarın evi orası. Hakikaten. Köyde de muhtarın evi. Ve işte biz de 3-4 ay önce gitmeye başladık köye. Ben onlar orada kalıyorlardı ama ben gidip geldim İstanbul'a sürekli. İşte 10 gün kaldım geri geldim. Bir işim vardı, bir şey çektim. Tekrar gittim kaldım. Bizim köyümüz gibiydi. Peki ay her yerde ısık çaldırıyorlardır sana çaldırıyor. Ya. Daha şurada da bir çay ya. Yapacağım mı ya? Kutsal Motor'a hoş geldiniz mi ısıkla? Der misin? Gerçekten öyle. Peki bir şey diyeceğim. Bayağı dünyayı gezdin değil mi bu filmle ve diğer bütün filmlerinle? Evet. Gerçekten sanat filmlerinin yani Charlotte Gainsbourg'u gibi bir şeysin. Yani ilk sana geliyorlar herhalde kardeşim. Ay ne güzel bir şey söyledin. Sibel'le gerçekten acayip güzel bir yolculuğu oldu. Sibel'in böyle hani oyuncu arkadaşlarımla falan konuşurken şey diyorum. Darısı gani gani başınıza deyip duruyorum. Çünkü şey çok acayip. Festivale gidiyorsun filminle. Ve işte söyleşileri yaparken oradaki insanların söylediği şeyler senin de düşünceni biçimlendiriyor. Başka bir şey görmeye, anlamaya başlıyorsun. Böyle şey seni de geliştiren bir şey mesela. Şey gibi hissetmiyorum ben. Filmle ilgili bir yerden 3 ay önceki Damla değilim gibi geliyor. Aa. Ya işte şey hani yeni bir şeyler öğreniyorsun. Bir düşündüğün bir şeye birisi ekliyor. Oraya doğru derinleşiyor. Kitap kulüpleri vardır ya. Evet, işte, hani bölüm bölüm okuyup üzerine doğru, konuşursun. Aynen, doğru. Şey genişler. Bayağı onu yapıyor aslında. Bayağı kafan bunlar. Açılıyor yani aslında. Evet, bir de her milletin oluyor. Sinemayla kurduğu ilişkiyi görmek de bir garip oluyor hakikaten. Çok garip oluyor. Şey çok garip. Bütün söyleşilerde mesela bir süre sonra insanlar kendi hikayelerini anlatmaya başlıyorlar. Orada ne oluyor ne bitiyor diye. İşte Chicago'da iki tane genç kız geldi, bizim de umudumuz var artık dediler, gittiler. Nasıl falan derken şeyi izledik ertesi gün. This Changes Everything diye Tom Donahue'nun bir tane belgeseli var. Ve işte oradaki endüstride, sektörde maaş eşitsizlikleri, cinsiyetler arası, işte tacizler vesaire falan şeyi görüyorsun. Sadece bizde var ve biz bunu bu şekilde yaşıyoruz ve böyle bir ülkeyiz derken... Evet, değil tabii ha, ki. Farklı farklı tonlardan herkes aynı şeyi yaşıyor. Evet. Garip bir sıkışmışlık sen var. Sen ne düşünüyorsun hakikaten bu konuda mesela Türkiye'deki bu yani en yani biz de çok bariz yaşıyoruz bunu çünkü erkek starlar yani, ve kadın oyuncular arasındaki inanılmaz gelir eşitsizliği. İşte bu Benedict Cumberbatch'in son açıklaması yani partnerimle aynı parayı almadan hiçbir filmde oynamayacağım gibi. Evet, koca yürekli adam. Buradan Benedict'e selam olsun. Gerçekten inanılmaz çünkü. Bayağı da yürekli bir tavır aslına bakarsan öyle. Değil mi? Yani şey bence toparlayacak ya bir şekilde. Yani, evet yani çünkü bunun bu şekilde gitmeyeceği belli. Evet bir de hani her ülkeden teker teker bir şeyler yapıyorlar. Biz işte o Chicago'da bayağı şey konuşuyoruz. Global olarak ne yapabiliriz bununla ilgili ne oluyor diye. Bir aynı şekilde dikkatler oraya çekilmeye evet, başladı. Kadın hikayeleri gerçekten artık gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Tabii ki. Kadın yönetmenler de öyle gerçekten. Kadın öyle. Yönetmenler çok da artık de insanlar öyle. Utanıyor galiba biraz yani. Hani artık önünü açmaya biraz da zorunlu hissediyorlar bence. Hissediyorlar. Ya bir de şey çok önemli işte. Bu söylediğim belgeselde çok güldüm. Şey diyor, Reese Witherspoon konuşuyor. Ay yok o zaten ki. Gerçekten yani asla susmuyor kadın. Ya deli gibi bir şey yemin ederim her öyle yerde bas bağırdı. Okay. Bir o bir de Viola Davis ya ablacım evet, size helaller öyle. Olsun. Harikalar. Onlar da şey videosla gelmişler. O zaten şey işte Woman in Cinema evet. Bir yerden böyle bir topladılar bizi orada. Reese Witherspoon şey diyor ben kendi şirketimi açmadan önce bütün yapımcılara gidip ben bu sene bir iş yapmak istiyorum ama ben bir kadın hikayesi yapmak istiyorum nedir ne var elinizde diye sordum. 10 tane yapımcı gezdiysem 8 tanesi şey dedi böyle böyle işler var ama hepsi erkek hikayeleri dedi. 2 tanesi de dedi ki işte
iki tane işim var, birini zaten yapmayacağım. Diğerindeki de karakteri aslında kadın yapabiliriz ya dedin diyor. Ay aman Allah'ım. Hani kadın hikayesinin ötesinde biz, ya kadın hikayesi, erkek hikayesi, insan hikayesi anlatıyoruz zaten. Tabii ki, tabii ki öyle. Ama belli bir bakış açısı var ve yani sen öbür taraftan da anlatmak zorundasın bir şeyleri. Evet tabii ki. Gibi yani bir durum aslında bakarsan. Yani bir terazi, bir dengesi yani. Aslında evet. Bu evet. Peki gelecek projeler neler oluyor ya, biraz da onlardan bahsetsene. Gelecek projeler şey... Kesin bir üç sanat filmi, yönetmeni, senarist. İşte bunları anlatacaksın ama. Şey, ya Sibel'den sonra Afgan-Amerikan ortak yapımı IMU diye bir iş çektik. Afgan mültecilerin yolculuğunu anlatan bir tane film çektik. O post prodüksiyonda. Ben de bilmiyorum ne zaman çıkacak. Senin bekliyoruz peki heyecanla. Biraz böyle film hakkında bir minik falan bilgiler var mı hiç böyle verebileceğin? Ne bileyim kim var falan? Begüm Akkaya. Cansu Tosun. Ay harika. Ramazan Demir. Ay Begüm Akkaya kesin Afgan kızını oynuyor. Değil biliyor musun? Ne diyorsun ya? Vallahi değil ama gel olur gerçekten. Gerçekten yani. Her şeyle Afgan kız. Her şeyi oynar da o. Evet ya ben de çok seviyorum. Başka şimdilik bir şey yok. Sibel devam ediyor yolculuğuna. Palm Springs'e gidiyoruz Ocak başında. Ha, süper. Mart'ta vizyona girecek Fransa'da. Aralık sonunda Almanya'da giriyor. Buradan da yapımcısına söylüyorum ya. İstanbul'da bir oyunculu yönetmenle bir ne bileyim. Bir... Evet ya böyle bir... Şu Mavra'yı kaçırmasınlar yani. Bu arada burada böyle her hafta bir haftanın filmini de konuşacağız gelen konukla. Bu haftanın filmi Soğuk Savaş. Film ekibini de izlemiştim ben. Damla'nın henüz görme fırsatı olmamış. Çok ama vizyonda gidecek. Evet gideceğim. Bayer Pavlikovski'nin. Harika bir film bana kalırsa. Yani işte seveni var, sevmeyeni var. Çok ben tapanlardanım. Avrupa... Şey, European Film Awards'da da bayağı topladı. Evet, şimdi Oscar'da da 9 finaliste kalmış. İnşallah yabancı film dalında Oscar'a da aday olur. Film hakkında ne bileyim, bir şeyler söylemek gerekirse bana göre harikulade bir aşk filmi. Böyle merkezine bir şarkıyı alan ve o şarkının peşinden giden bir film. Oo. Ve aslında böyle hani ne bileyim, ilişki derinleştikçe olan o güç dengesizliği ve oradan tekrardan toparlama... Ve yani böyle bir o final karesiyle falan beni bayağı çok etkiledi. Yani inşallah sen de seversin. İzleyeceğim. Bana anlatıyorsun. Evet. Kardeşim sonu çok acayip bak. Sonu çok acayip. Çok utanıyorum şu an. Ya hayır ya ne alaka. Zaten film ekibinde bir gün gösterildi ve yani başka nerede izleyeceksin filmle zaten. Filmle de festival gezerken bayağı şey oluyor. Hiçbir şey izleyemiyorsun yani. Evet. Söyleşeye giriyorsun çıkıyorsun. Bir, işte Ayvalık'ta bir şeyler öyle. İzleyebildim. Aynen. Ne izledin mesela sen Ayvalık'ta? Biraz da onu konuşalım. Happy As Azure'yı izledim ve çok bayıldım yani. Zaten ya. Seviyorum. Shoplifters'ı görebildin mi mesela? Ne bileyim ondan konuşalım. Oscar adaylıklarından. Burning'i falan. Shoplifters'ı görmedim. Burning'i gördüm. Ay, olağanüstü değil mi ya? Evet. Çok çok delilik çok, çok iyi. Evet, hatta kahvaltıya götüreceğiz. Yemin ederim. Görsen şeyde... Kaan o filmin Türkiye distribütörü ya. Roma'nın ve Burning'in. Şeyde Avustralya'da, Asya Pasifik'te şeyde işte Jung Mio senaristi. Ay müthiş. O da adaydı. Ayağı muhabbet ettik. Ne diyorsun ya? İnanılmaz da tatlı bir hatun falan. Böyle oradan da çok seviyorum ben artık filmi falan. Ay olağanüstü müthiş bir de kadın senarist. Ay harikulade. Evet, aynen öyle. Yavaş yavaş soru setine geçelim. Yine onun bir bilgilendirmesini yapalım. Burada böyle bir abuk sabuk sorular soracağız bu insanlara. Her hafta böyle deli deli. Onlar da işte artık bıkmadıkları sürece cevaplandırmaya çalışacaklar. Bakalım. Hazırım. Neden siz... Ay bu arada arkadaşlar bakın yemin ederim Lamba'nın şu dün gece soruları gönderdi tabii ki. Kopyaladığını öğrenecekler canım. Tabii ki karşım şimdi seni rezil etme zaman bir anda dağılmasın. Yeteri kadar öldük. Ben bayağı uyuyamadım ne derdim acaba diye. Ya arkadaşlar bakın ya Damlacığım sen kaç yaşındasın ya? Ya bu nasıl bir yazı? Bu nasıl bir koparma? Peki buradaki usan para verdin mi çocuğa? Ya biz senin aile notlarını burada görmek zorunda mıyız ya? Ayıptır artık. Unutmayayım diye. Bunu saklayacağım ben de kardeşim. Bende ne defterler var ya. Sehpa, üstü, mutfak her yere bir şeyler yazıyorum. Maalesef bunu istoşa basacağım arkadaşlar. Gelsin, gelsin. Peki tamam dur şuradan kopya çekeceğim etiketle ya. Etiketle beni. Tabii ki. Beni etiketle. Tabii ki. Şimdi hızlı hızlı ya aklına ilk geldiği gibi hemen gelişine vur derim. Okay. Cenazende hangi şarkının çalınmasını isterdin? Nick Cave, Into My Arms. Süper. Sana hiç DM'den yürüyen bir ünlü oldu mu? Olmadı. Ne diyorsun ya? Ben soruyu görünce niye bana olmadı dedim. Aa, arkadaşlar sana kim yürümez ya? Yok olmadı. Ay buradan bütün ünlülere sesleniyorum. Bu kıza yürünsün bu ne ya? O
Öyle bir şey, öyle şeyler mi oluyor? Ya evet evet oluyor. Evet evet bayağı oluyor yani. Olmadı. Bir tasıp falan böyle. Ulusan arada mesaj atıyor DM'den. Mükemmel. Sayılı karşı tabii ki. Ulusan Çakır. Ulusan. Böyle yani ünlü sayılarımı bir aynı kadar ayıp. Aşırı ünlülerle. Şaka şaka. Hayatta en çok kime gülüyorsun? George Carlin'e gülüyorum en çok. Süper. Okulda popüler miydin, ezik miydin? Eziktim. Ne diyorsun ya? Ay bir de sen kesin küçücüktün tabii. Eziktim tabii bu kadar. İşte ortaokul arkadaşlarımızla yıllar sonra buluştuk. Ortaokul toplaşmacası. İşlerinden bir tanesi iyi de bir arkadaşım. O yaptı. Sen bizim sınıfta değildin ki ya dedi. Ya canım olmaz bir şey. Sınıftaydım. Ya kardeşim. Peki çekim için bulunduğun en saçma yer? Uf çok var. Sibel'de 2500 metre dağ var. Şubat dizisinde şey var, Logar içi. Abi doğru, Şubat'ta evet. Logar içi var. En sık kullandığın emoji ne? Şey o gülerek gözlerinden yaşlar gelen. Bir de şey var, paranda atan var. Onu da aa hayır ben onu görmedim. Aa çok iyi. Defalarca izlediğim bir dizi var mı? Yalnız Friends sayılmıyor kardeşim bunda. Ha, Why Met Your Mother sayılır mı hocam? Aynen sayılır tabii ki. Peki defalarca izlediğim bir film var mı? Ve Sibel de sayılmıyor burada tabii ki. Var. Youth var. Oha müthiş. Evet. Ay ben de bayılırım. Şeyim bayağı yani canım sıkılınca. Ay sen onu kalbin kaldırıyor mu ya defalarca izleme? Kaldırıyor ya. Ve şeylerim de var yani. Çok zamanım yoksa evden çıkacaksam ve bir şeyse falan işte şey bir sahneleri alıyorum artık. Biliyorum hani. Harikulade gerçekten. Karşı, inşallah Sorrentino ile çalışırsın bir gün. Buradan ben evrene göndermiş olayım bu duvar. Ya şey diyaloğu çok iyi değil mi ya orada ne bileyim birbirimize sadece güzel şeyleri anlatırdık. Evet. Ay evet. Harika. Ay bak tüylerim diken diken. Ağlarmış ya kardeşim. Gerçekten burada ağlaşırmış. Sorrentino duysun bizi diyelim. Garve Kaplan da var. Ah süper. Evet. Ay inşallah hep böyle rafine zevkli konuklarımız olur bakın. Burada vallahi eşkıya diyeni yakarım ben. Peki anlatmaktan en çok zevk alacağın spoiler. Anlatmaktan en çok zevk alacağım değil de ha, okay. Anlatmamayı sevdiğim spoiler. Olur, o da güzel çok soru. Spoiler aynen. Vermek okey yani zaten herkesi trolle yani. Bir de ben gerçekten spoiler yemeyen bir insanım çünkü ben oraya nasıl gittiğini merak ediyorum falan gibi bir şey oluyor. Kesinlikle böyle. Ben de biliyor musun? Teşekkür ben ederim. Abi. Lütfen ya. Ben bu spoiler manyaklığını anlamıyorum ben abi. Ben de anlamıyorum. Kardeşim. Orayı nasıl işlediler? Önemli söyleyin zaten abi ne yani. Olur ki ben hiç ilgilendirmez evet. Mesela sonunu bilmek. Aynen bravo aynen. Kardeşim aynen. Bu spoiler manyaklığı beni sizinle bozar. Bozmamaktan en hoşlandığım spoiler Game of Thrones'un 3. sezonunun sonu. Red Wedding ya. Harika değil mi ya gerçekten? Şey yapmıştım var baya böyle hani tek başıma evde zaten izlerken ayağa kalktım. Sonra işte insanlar aa sen izlemedin mi daha dur birlikte izleyelim ay falan diye izletirken ben de onları izliyorum. O tepkileri böyle. Görmek mi? Ya benim en yakın arkadaşım bana birinci sezonun ortasına yeni başlattım. Ben de işte ikideyim falan. İşte en sevdiğin karakter ne falan dedim. Ned Stark dedi. Ay kardeşim çok ya, bağlanma derim. Canım benim. Çok iyiymiş. Ya harika. Ben bu arada baya Game of Thrones delisiyim. Yapılmış en iyi dizilerden biri olduğunu düşünüyorum. Artık daha bu diziyi boklayan birkaç insan var aramızda. Artık onların da haddini aştıklarını düşünüyorum biraz. Ay keşke buraya Yunan'la Jon Snow şortumla geleydim. Peki bir adaya düşsen yanına bir ergen mi alırsın yaşlı mı? O nasıl bir soru? Çok iyi. Yaşlı alırım ergen. Kesinlikle ben de biliyor musun? Gerçekten yaşlı alırım. Ergenle uğraşılmaz abi. Peki favori karaoke şarkı? Gireyim ya. Ama öyle gir. Damla hanım bir kub bir cahil. Bayağı şey yani. Take another little piece of my heart now baby. Ama hani böyle herkes kaçışıyor o sırada falan çok yani. Çok iyi. Yeteri kadar alkol sınırına geldi. Tabii tabii aynen. Düşün şu an böyle. Müthiş. Kes. Ya, tabii yapacağım. Evet arkadaşlar maalesef hafıza kartı bitti. En eğlendiğimiz yerde. Şimdi o yüzden aynı yükseklikten devam ediyoruz. Ablacığım sen de aynı oyunu bekliyorum. Bana dayanamadı. Maalesef bana da kaldı. İzledikten sonra seni korkudan uyutmayan bir film var mı? Korku filmi izleyemiyorum hakikaten ben. Hakikaten mi? Niye? Çünkü hadi canım. Çünkü hepsi uyutmuyor beni. Hiçbiri uyutmuyor. Ciddi hepsi olamazsın. Beni en saçma sapanı bile yani. Evet evet olmuyor yani. Split'i bile böyle işte ben bir gün eve geldim. Aa yok artık Damla bak, Split ya. Arkadaşlarım oturuyorlar. Ne yapıyorsunuz ya film mi izliyorsunuz diye falan oturdum. Korku filmi mi bu? yok otur. Tamam yok ay, korku filmi otur diye bana öyle izlettiler bütün. Andırdı Shadow'u da öneriyorum sana. İyi, ay gerilim korku. Olmayacak filmler. Peki ay, en iyi kimin taklitini yapıyorsun ya? En iyi kimin taklitini yapıyorum?
Babamın sorusu karşılığında. Şaşırtmaya çalışıyor. Ben en iyi kimi takdim yapayım? Damla sen var ya en iyi. Kankacığım bir şey soracağım sana, bilmiyorum. En iyi sen Meral Akşener'den. Peki favori 90'lar Türkçe pop şarkın? Bize neler neler öğrettiler sevdalar üstüne. Kimin o ya? Rengin. Aldatıldık dünya. Abi ne kadar güzelmiş ya. Gerçekten şu andaki rezilliğe bakıyorum da. Peki. Yani Celebrity Crush'ın. Ha, Usan şey, sayılmıyor kardeşim. Onu da yazman gerekiyordu parantezinde. Ama Usan sayılmaz. Robert Downey Jr. Güzel, hakikaten hoş adam ha. Yakışır damlamıza be. En utandıran sarhoş anın. Ha, en utandıran. Ay, beni mi utandıran, etrafımdakileri mi utandıran? Yani etrafındakileri önce utandıran, ayıldıktan sonra da seni utandıran. Ya böyle bir şeyim olabiliyor benim sadece. Böyle kaybolmuyorum, hiç blackout olmuyor falan ama böyle bir o hani moduma göre galiba. Bazen içtiğinde şöyle bir şey oluyor yani. Ne yapıyorsunuz, ne haber ya? Falan diye böyle. Aman sen böyle otur, tamam dur falan gibi mutluluk şeyler yapıyor. Yani. Evet, mutluluk şey oluyor hani. Pembeye dönüşüyorum bir anda. Böyle pamuk şeker gibi falan saçma sapan bir şey oluyorum ya. Peki son sorumuz, en sık söylediğin yalan. Şey var, uyandım ya yok. Ya uyandım. Kapatıp uyumuşluğum da var sonra tekrar. Ya harika sorular oldu bence. İnşallah sen de eğlenmişsindir kardeşim. şimdi bu bölümün son partına geçeceğiz. Harakiri diye bir partımız var burada. Sizin bütün vicdansızlığınızla yazdığınız yorumları okuyacağız şimdi birlikte. Neden devamlı yeni kocası övmüş dul kadınlar gibi somurttuğunu anlayamadığım orta güzellikteki kadın oyuncu? Ay vicdansızlara bak ya. Somurttun mu bari? Ay asla ya. Somurtun artık yani şu programda herhalde biraz utanmışsındır kardeşim bunu yazan. Bu kızda bir iticilik var sanki, çözemiyorum. bir şey kafamda tık etmiyor. Tık etmiyor. Seksi desen seksi değil. Ay, ama seksi gerçekten olmaya çalışıyor pozlarıyla. Ruhunda seksilik yok sanki. Bir de ya bir yakın girsin. Artık daha ne kadar seksi olsun bu kız ya. Ne salaksınız. Hiç beni şey yapmıyor. Neyse. Böyle seksi devam edeceğim okumaya. Mesela bu kız Bornova filminde oynayan kızmış. Çok değişmiş. Çok. Yıllar biraz kiloya itmiş. Oh, inanılmaz mesela. Falan olmuş falan. Ya bu şey olabilir ya. Dizi bittikten sonra 6 gün setteydim hep. O sırada da işte bir tane yeni bir yere taşınmıştım. Tam altımda hamburgerci var. Ben bayağı 3 ay evde dizi izleyip hamburger yedim. Bornova'dan sonra. Ay çok sonra ama. Ha okey. Ama gene almışımdır ya. Alıyorum kilo. Bir, oluyor, ne güzel filmdi ya bu arada. Ya. Vallahi ben seviyorum bu filmi. Bunu gördüm. Damla Sönmez film ayağına dünya turu yapıyor. Gerçekten çok haklı. Ben bu kıza hak veriyorum. Ben bunu Twitter'da retweet ettim. Yani şey yaptım. Quote aldın. Ha aynen. Üstüne de şey yazdım, tamamlayamadık hala, deniyoruz diye yazdım. Gerçekten yani bu artık ayıptır be Damla gerçekten. Yani artık 8 kıtayı da gezdim be kardeşim. Afrika ve Rusya kaldı. 8 kıta var değil mi lan? 7. Hoppa. Hocam ben orada kaynatayım dedim de yok. Allah aşkına şaşırmış gibi yapmak için kekelemesin. Her bölüm 500 defa yapıyor, sinir krizi geçiriyorum. Mesela nerede gördün acaba bu oyunu? Dizi bitti ama doğru işte rahatlamıştır. Ne bileyim doğru mu bu? Kekeliyorum. Kekeliyorumdur, yapmışımdır bir şey. Sıkışan oyuncunun ilk yani şey yaptığı ya. Ön dişlerindeki değişim dikkate değer, oyunculuğu bilmem. Aa, dikkatli. Bunu nasıl dikkat etmiş? Bir de mesela dişlerimi yaptırmayayım abi yani. Bu nasıl bir abuk sabuk bir yorum. Hayret bir şey gerçekten. Ölü balık gibi bakan. Göz altları o kadar makyajı hala zombi gibi mosmor. Evet ya. Vallahi bu kim yazdı bunu? Ben de dertliyim ya. Ne yapayım? Ne yapayım yani? Aa bitti. Ya diyorum da. Bir şey soracağım. Karşım seninle ilgili kesinlikle kötü tweet yok. Ya böyle bir şey var, olmaz. Var. Ekşi Sözlük'te bayağı bomba şeyler maalesef var. Maalesef yok işte. Aa bu kadar. Yani talan ettik her yeri. Vallahi ben bunu yollarım sizi. Herkes bayılıyor sana. Böyle saçmalık hayatımda görmedim. Vardır. Vallahi vardır. Gerçekten bulamadık. Karşım zaten yani Twitter'da hiç yoktu. Ekşi'de vardı berbat yorumlar. Onları da kullanmadık. Çünkü zaten yani bir insan Ekşi Sözlük tarafından destekleniyorsa otursun bir 5 dakika düşünsün. Ben nerede hata yaptım diye. Peki kapatıyoruz programı. Ay inşallah eğlenmişsindir Damla. Biz çok eğlendik ve iyi ki geldin. Çok güzel geldin. Nice bölümler. Aynen öyle. İnşallah 100. bölümde de bizdesin. Hadi ya kalk. İyi hadi. Hadi.